Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte istiyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Manisa Merkez'den sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Diş hekimi Ahmet Silahdaroğlu'na konuk olduk. Ve Ahmet Bey bizlere bakalım sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ahmet Bey, ben firmamızdan yapmış olduğumuz işlerden esasında bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ahmet Bey kimdir ve bu işe girişiniz nasıl oldu? Ben Ahmet Silahdaroğlu ismim. 1994 yılında Gazi Üniversitesi'ne giriş yaptım diş hekimi öğrencisi olarak. Daha sonra 95 yılında Ege Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Evet. Ve Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. 99-2000 yılında Ege Üniversitesi diş hekimliğinde mezun oldum. O tarihten beri Manisa'da önce özel bir tıp merkezinde çalıştım. Daha sonra 2010 yılında bu muayenehaneyi açtım. Bu muayenehaneci 2010 yılından beri buradayız. Evet, 2010 yılından beri muayenehanecilik yapıyoruz. Evet, peki biz burada tam olarak ne yapıyoruz? Değerli müşterilerimiz buraya geldikleri zaman ne gibi hizmetler? Burada diş konusunda her türlü tedaviyi yapıyoruz. Kanal tedavisinden, ondan sonra dolgular, konservatif tedavi dediğimiz. Periodontal tedaviler, diş temizlikleri. Beyazlatma da yapıyoruz. Evet, implant, ortodonti. Yani diş hekimliği konusunda birçok A'dan Z'ye kendimizi geliştirdik, çalıştık. Hep kongrelere takip ederek vesaire. Her geçen gün meslekte kendimizi geliştirerek devam ediyoruz. Evet. Aynı zamanda diş hekimliğe girişte de Gazi Üniversitesi'ne girişte birincilikle girdim. Diş hekimliğine birinci olarak girdim. Ve güzel bir dereceyle de bitirdik yani. Evet, peki ya gerçekten diş çok önemli. Gerçi vücudumuzun her bir noktası çok önemli. Özellikle evet. Diş, gülüşler gerçekten herkesin çok dikkat ettiği bir nokta. Dişlerimin bakımına değinmek istiyorum bu noktada gerçekten. Diş bakımları nasıl yapılmalıdır? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl fırçalamalıyız bu dişleri? Dişleri günde en az iki sefer sabah kahvaltından sonra ve gece yatarken yatmadan önce fırçalamak gerekiyor. Sadece fırçalamak da yeterli değil. Diş ipi kullanmak gerekiyor. Evet. Zaman zaman gargarayla bunu takviye etmek gerekiyor. Yani mümkün mertebe böyle dişte çürük oluşturacak şekerli gıdalardan uzak durmak. Evet. Ve iyi bir bakım yapmak. Evet, gerçekten yani çok önemli bir konu. Burada yapılabilecek küçük bir hatalar bile ciddi sebepler verebiliyor değil mi? Tabii. Yani mesela sigara konusunda, ondan sonra beslenme konusunda sigarayı mesela içmemek veya en aza indirmek. Beslenme konusunda daha dikkatli olmak. Evet. Daha böyle ağız hijyenini bozmayacak gıdaları tercih etmek. Bu açıdan önemli yani. Kesinlikle. Peki diş bakımları ne kadar süreyle yapılmalıdır? Diş hekimliğinde diş bakımları, yani diş hekimine 6 ayda bir, yılda bir gidip kontrol ettirip ağzında herhangi bir problem var mı yok mu diye kontrol edilmesi lazım. 6 ayda bir veya yılda bir. En az 6 ayda bir yani. 6 ayda bir kesinlikle yapılması gerekiyor. Bir de kanal tedavisi var. Bu kanal tedavisini nasıl uyguluyorsunuz burada? Kanal tedavisinde yani dişlerin sinirleri alınıp kanallar dolduruluyor. Üzerine dolgu yapılıyor. Yani diş normal bir diş gibi kullanılıyor. Evet. Peki sizler hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok Ahmet Bey? Hizmet verirken biz hasta memnuniyeti bizim için çok önemli yani. Değil mi? Çünkü biz kendimizi hastaların yerine koyuyoruz. Yani ben burada hasta olsam ne isterim yani? Evet. En başta temizlik ve hijyen bizim için çok önemli. Kullandığımız malzemelerde çok iyi malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Daha sonra yaptığımız işte de sanatkarlık olarak çok iyi bir sanat ve estetik ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani işi doğru yapmaya çalışıyoruz. Özenerek yapmaya çalışıyoruz. Evet. Daha sonra dediğimiz gibi işte hijyen ve temizlik bizim için son derece önemli. Vazgeçilmez tabii diyebiliriz.
Bu nedenlerden dolayı yani bir hastanın istediği her şeyi yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Yani bizler kısacası önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla. Tabii tabii. Zaten hizmet oldu mu ticaret ardından gelir yani. Tabii, hepsi silsile oluyor. Hasta da onu anlar yani. İyi bir hizmet gördün mü hasta da hekimine sadık kalır yani. Peki Ahmet Bey, burada yapmış olduğunuz tedavilerden kısaca bahsedebilir misiniz bizlere? Burada dediğimiz gibi yani biraz önce de bahsetmiştik. Dolgudan kanal tedavisinden bahsettik. Evet. Ayrıca burada implant tedavisi yapıyoruz. Burayı biraz açabilir miyiz? İmplant dediğimiz dişsiz bölgelere kemiğe yerleştirilen implantlar sayesinde hastaları hareketli protezlerden daha çok kurtarıp sabit protez yapma şeklinde implant yapıyoruz. Evet. Kemiğin içine implantlar yerleştiriliyor ve onun üzerine sabit köprüler tarzında daha çok tedavi yapıyoruz. Daha önce hastalara hareketli protezler yapılıyordu. Bu implantlar sayesinde hastalar o hareketli protezlerden kurtulup daha sabit kendi ana dişleri gibi daha konforlu, daha rahat dişe kavuşmuş oluyorlar ki bu da teknolojinin bize getirdiği, hastalara getirdiği bir avantaj. Çok güzel bir şey yani implant. Evet. Yani implant birçok kesime uygulanabiliyor. Yani kemik açısından. Yani çocuktan yaşlıya kadar orta yani daha çok 18 yaş ve üzeri evet. Hastalarda yani hemen hemen her kesime uygulanabiliyor. Yani uygulanmadığı alanlar çok az oluyor. Evet. Yani implant tedavisi çok güzel hastalara tavsiye edeceğimiz bir tedavi. Ortodontide de dişlerin, çapraşık dişlerin düzeltilmesi açısından. Evet. Şu anda insanlar estetik olarak çok daha kendilerine yatırım yapıyorlar, önem veriyorlar. Bu nedenle ortodontide de yani gencinden tutun daha orta yaş insanlara veya çocuklara kadar birçok kesime şu anda ortodontik tedavi uyguluyoruz. Ve çok memnun edici, çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Daha sonra beyazlatma yapıyoruz. Ofis tipi ve ev tipi beyazlatmalar. İki ayrı. Evet. Evde hastanın kendisini yaptığı ve ofiste bizim uyguladığımız beyazlatma tedavileri yapıyoruz. Bu da çok güzel. Yani hastaların estetik olarak... Nasıl uyguluyorsunuz peki bunu? Yani buraya müşterimiz geldi. Bizler de işlerimizi beyazlatmak istiyoruz dedik. Ahmet Bey neler yapıyor? Işınlı beyazlatma oluyor. Evet. Office bleaching dediğimiz. Dişlerin üzerine içinde hidrojen peroksit olan bir maddeyi uyguluyoruz. Daha sonra bu maddeyi ışınladığımızda 2 seans sürüyor. Hastanın dişleri en az 2 ton, 3 ton beyazlamış oluyor. Bu estetik olarak hastalarda son derece memnuniyet verici bir durum oluşturuyor. Diyoruz. Peki biraz da koruyucu tedaviden bahsetmek istiyorum. Koruyucu tedavide de hastalara tavsiyemiz yani dişler daha çürümeden, ağızda bir hasar meydana gelmeden günlük bakımları yaparak ağız içindeki o çürüklerin veya ağız içindeki yıkımın, diş taşlarının vesaire oluşmasını önlemek yani. Önleyici tedavi yani hastalık meydana gelmeden ağzın sağlığını devam ettirmek yani. Tabii. Evet. Bu noktada gerçekten ilk önce sizlerin mesleğinin tespit çok önemli değil mi? Yani orayı hissetmek, o teşhisi koymak ve ona göre de bir program içerisine girmek. Evet. Tabii ilk önce teşhisi koyuyoruz zaten. Daha sonra tedaviye geçiyoruz. Evet. Ve bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Diyebiliriz diş sektörüyle alakalı A'dan Z'ye. Peki Ahmet Bey, bu sektöre girerken hedefler neydi? Bu hedeflere ulaşabildik mi? Bundan sonraki hedefler neler? Yani bu sektöre girerken bir defa insanları sevmeniz gerekiyor. Yani hekimlik mesleği, insanları sevmeniz, onların derdiyle dertlenmeniz gerekiyor. Evet. Onların tedavisinden gerçekten mutluluk duymanız gerekiyor. Yani para konusu daha çok ikinci şeyde olması gerekiyor. Yani hekimlik mesleği böyle bir meslek. Hekimlik mesleği gerçekten insana hizmet eden kutsal bir meslek. Biz de bu niyetle girdik. Yani insanların tedavisini yapmak, insanların acısını dindirmek, hayata hizmet etmek yani. Evet. Sonuçta diş de hayatın bir parçası. Kesinlikle. Hayata hizmet etmek. İnsanlara bu beyaz hekimlik önlüğü içinde faydalı olabilmek yani. Kesinlikle. Bu bizi çok memnun ediyor. Yani beni şahsen son derece memnun oluyorum. Bir hastanın ağrısının, ızdırabının dinmesi, onun eksik dişlerinin tamamlanması. Yani hastaların bu memnuniyeti bizi son derece memnun ediyor.
Bu yüzden işte dediğimiz gibi hasta memnuniyetine, insanların memnun olmasına çok önem veriyoruz. Daha sonra tabii ki ekonomik boyutu vesaire, onlar da daha sonra gelen şeyler yani. Gerçekten bu konuda da bizler sizleri tebrik ediyoruz ve bu yolda hep ilerlemenizi temenni ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bu güzel şehrimize, Manisa'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Sizlere önce hizmet, daha sonra da ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Manisa Merkezi'den seslendik ve şüphesiz sektörün lider ismiyle beraberdik. Ahmet Silahtaroğlu diş hekimine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'da.